geliyor, kurt geliyor. Ağul. Nerede Nesren daha popüler olacak? İnşallah. Olsun babam canım. Bak benim videolarım da böyle başlıyor. Konuşmadan başlıyorum ben de. 2 saat çok, önce atılmış. Çok erken uyandım. Vay Pierre Cardin. Valiz. Allah. Bir saniye arkadaşlar, kameram kaydı mı? Elim çarptı da kaymamış. Yolculuğuna. Efendim? Yolculuğa hazır mısın? Heyecanlıyım ya. Paris'e gidiyorum. Gidiyoruz bakalım. Vlog'u da başlattık. Vlog'u JJ daha yeni başladı. Tamam çekerim. Nasıl çekeceksin? İnşallah alışveriş falan da yapmışlardır. Yurt dışında alışveriş videoları izlemek çok seviyorum. Ben çekerim, sen otursun zaten. Rahat rahat çekeceğim peki. Çekerim çekerim. Ondan sonra unuttum falan yok. Aa, burada dövme mi var? XD yazıyor. Kızlar. Ya bazen unutabilirim ama çekeceğim. Valla ben bilmem, izleyicilere söylersin o zaman. Bol bol Paris'ten harika videolar çekip geleceğiz. Yayın açamayacağım gibi duruyor çünkü. Ama elde güzel güzel videolar olsun. Eğlenceli eğlenceli videolarımızı çekelim. Vloglarımızı hazırlayalım. Ve geri gelelim yani. Hadi bakalım başlasın. Diye bir an şimdi havalimanına gidiyoruz. Oradan da uçakla Paris'e işte, Allah Allah. Çok da şey yapmayın. Normal vlogger değiliz yani. Çek, yolu çek az. Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Görüntü, geçen gün bir tane video izledim. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Bir tane kız Reels çekmiş. Görüntü kalitesiyle ilgili bir şey konuşacağım. Ben de vlog çektiğim için telefondan, onunla ilgili bir şey. Kızın iPhone 13 Pro Max ile çekiyorum diyor görüntüyü. Böyle selfie çekiyor Reels'ta. Şimdi diyor şeyi çıkartacağım diyor. Cam, kırılmaz cam olur ya telefonda. Kırılmaz camı çıkaracağım diyor. Video böyle çekerken kırılmaz camı bir çıkartıyor. Görüntü bir anda mükemmelleşiyor. Kırılmaz camlar yüzünden bizim kameramız kötü çekiyor olabilir mi acaba? Benim aklıma o geldi. Hiç benimle ilgili chat'e bir şey yazmıyorsunuz ama siz. Ben mesela benim telefonumla benim telefonu aynı ama benimki çok daha iyi çekerken benimki kötü çekiyor. Meğersem bende cam var ondan galiba. Kırılmaz cam kameranın olduğu yerde de takılı tabi. Yani otomatik öyle. Bütündü öyle yani. Paris'e gitmedi geçti. Biz Paris'e gidiyoruz, bu şarkı ne, bu şarkı ne? Erzurum yaylası ya. Geldiğin yeri unutmayacaksın güzellik, böyle bir şey var yani. Wow, video Paris video. Bir şey demedim de 5 dakika, 6 dakikası burada geçti. Sen ne yapacaksın? Paris'te gidiyorsun da. Benim sushi vlogum da öyleydi. 10 dakikası arabada geçti. 3 dakika sushi yiyoruz, video bitiyor. Hocam ben tüm turu ayarladım. Hayır yani ayarladım rotaları. Nasıl yani? Bayağı seni 20 bin adım falan attırmayı düşünüyorum sana. Hayır, bir kez gidiyoruz. Saçmalama. Taksi ucuz mu Paris'te? Ne yapalım abi şimdi yani, biz de kötü ucuz çekebiliriz. Sen nereden biliyorsun? Birim fiyatına göre ucuz. Bir bakalım nereye gidiyorlarmış ya. Hadi. Sallanıyor kamera, düzgün çekemiyor. Pardon, kusura bakma o zaman. He, uçağa biniyoruz.
uyumuşum ya. Yorulduk. Bir saat falan uyudum şimdi. Gezdim. Oğlum Jurox'un vlog çekişiyle benim vlog çekişim aynı lan birbiriyle. Gerçekten aynı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben de böyle çekiyorum değil mi? Vallahi cidden harika bir mimarisi var bu şehrin ya. Yürüyoruz bakalım yolumuz nereye gidecek. Evet, şu işte an canım benim videoyu editleyesim geldi. Kafede bak, Paris sosu tavuk buradan geliyor biliyor musun? Bütün Türkiye buradan geldi. Kafede Paris değil de Paris'te kafe olsaymış adı daha güzel olurmuş. Vay be. Olatiye Paris. Gerek yok. Görüyorsunuz. Ha menü fiyatları, menü fiyatları. Menü fiyatları çok önemlidir. Onlara bakalım. Yemesek mi direkt? Pavede somon. Fiyatı yazmıyor. 15 de ne 15? Baba yemek yediğiniz yere bakar mısın ya? Her yerin manzarası aynı şekilde, her yerin neredeyse. Avrupa'da her yer aynı. Ben o yüzden Avrupa'ya gitmeyi çok sevmiyorum. Farklı birbirlerinden yerler var tabii. Amsterdam falan daha farklı diyorlar. İngiltere bir tık daha farklıydı falan ama genel olarak ben aynı manzarayı söyleyeyim. Ben kardeşime İtalya turuna gitmiştim. Floransa'da böyle bir kafede oturmuştuk. Yine manzaram aynı bu manzaraydı. Paris'te de aynı manzara var. Yani hep bu tarz çok güzel mimaride evler. Gerçekten ilk gittiğinde oha ne kadar güzel evler, binalar diyorsun. Sonra gözün alışıyor. Üçüncü günden sonra hep aynı şeymiş gibi geliyor insana. O yüzden Avrupa'dansa böyle değişik işte Amerika'ya gidelim, Kanada'ya gidelim, Brezilya'ya gidelim. Ondan sonra Mısır'a gidelim. Onlar daha ilginç geliyor bana. Ne büyük derdim annesin biz madem çıkamıyoruz. Ya Gudalis ben de çıkmıyorum merak etme ya. Gerçi ben çıkıyorum Sultan Gazi'ye işe gidiyorum da. Ben de gitmiyorum merak etme yani için rahatlayacaksa. Ben de en son Euro 4 iken seyahat yaptım. Yemek yersen ya çok güzel bir manzara var. Arkada da heykel var falan. Şöyle bir şey yiyorum. Ay ama Fransa'da da kruvasan yenir ya. Emily in Paris diye bir dizi var ya biliyorsunuzdur belki Netflix'te. Orada işte sürekli bir işte şey geçiyor bir şeylerin önünden böyle ben görüyorum arkada falan. Canım hep kruvasan çekiyordu dizi izlerken. Fransa'da kruvasan çok güzel oluyormuş öyle söylüyorlar. Sen? Hadi bakalım. Bon appétit diyor ya. Bu arada bir bilgi daha bon appétit deyince aklıma geldi. Ben de şey yapıyorum yani çok konuşuyorum da konuşacağım ne yapayım. Ben hangi ülkeye gitsem beni Fransız zannediyorlar. Bir ara şey restoranda oturuyorduk arkadaşlarımla ondan sonra hesabı istedik falan İngilizce konuşuyoruz. Ondan sonra nereye gittiğimde? Sırbistan'a gittiğimde miydi? Neyse işte oturuyoruz. En son hesabı getirdiler ya. Afiyet olsun dersin ya. Bon appétit dedi bana tamam. Normalde Fransızca konuşulmuyor bile. Fransa'ya da gitmedim yani. Beni Fransız zannettikleri için bana öyle dediler. Bir de dur. Bir de bir şey de anlatacağım. Bir kez de işte Arjantin'e gittiğimde de eskiden. Böyle şeydi benim arkadaşımın Türk olduğunu anlamışlar beni Fransız zannetmişti kız öyle demişti bir kızla tanışmıştık Brezilyalı hala da Instagram'da eklidir demiştik ki aa ben seni Fransız zannetmiştim sen Türk müydün demişti ben dedim ki neyse öyle çok da benzemiyor Fransızlara. Bon appétit İngilizce'de var pardon işte bon appétit değil neyse onu söyledi unuttum. Her şeyi Fransız kaldan olabilir belki Nesrin aynı espri o ki ben yapacaktım zaten. Fransız zannedilen Nesrin Soyacı testinde Afgan çıkınca eşgal. Ben zaten beni Fransız benzesinler istemiyorum ki. Latin olur falan filan.
Ya abicim. Ay Leon ya, bir şey anlatmayacağım tamam ya. Ben sanki bir tek burada sabah akşama kadar yurt dışımı anlatıyorum. Ben her şeyimi, her şeyle ilgili bir anımı anlatıyorum. Konu yurt dışı vlog izliyoruz, yurt dışı anlatacağım. Yurt dışı vlog izlerken diş hekimliğinde yaptığım olayı mı anlatacağım? Yurt dışı vlog izlerken yurt dışı ile ilgili anımı anlatacağım. Demiş ya Doktor Leon, tamam Nesrin inandık yurt dışına çıktın. Haksız mıyım chat? Artı bir yazın bana lütfen. Abi Allah aşkına bunu izlerken bunu anlatacağım. Ondan sonra ileride şey izlerim. Başka bir şey izlerim, başka bir şey anlatırım. Açıklamayı da yapamadım. Agresif değilim, haklıyım. Ama güzel gezdim. Bu da bu ödülümüz. Abi yapma, ekler mi ne o? Ne yazıyor? En güzel kısmı. Ama hepsini bitirme lütfen. Ben de bakacağım ya tadına. Tamam, bir tane ısırık alacağım. Ha tamam. Beğendiğimi de bitirebilirim, belli olmaz. Hayır olmaz. Gerçekten ekler miymiş onu söyleyin. Ben varım onu merak ediyorum sadece. Çok merak ettim. Ben bunların hepsini yerim. Yani hiç ayırmam yanımdakileri. Güzel mi? Ama bu eklerin içinde krem olur. Bunda krema yok. Abartıldığı kadar var bu arada. Kreması yok. Ha, bu kapalı eklermiş. Hani olur ya kapalı hamburger, açık hamburger. Bu da kapalı eklermiş. Alacağım. Abicim siz eklerin morfolojisini, eklerin morfolojisini çok iyi bilmediğiniz için öyle diyorsunuz. Eklerin normalde dışına kremaları fışkırır. Bunu da fışkırmayınca ben bunu böyle düz bir hamur zannettim. İçindeymiş kreması meğer. Kafayı yiyorum şu an. Gerçekten kafayı yiyorum ya. Chat. Müthiş oğlum. Öyle böyle değil. Günaydın. Bizim chat ediyormuş. 12 saat uyumuşum ha. Ki bütün o kadar da gezmedik yani. Seslere bak. Siz ne yapıyorsunuz bana? Saça bak. Saç, aynen abi, ben yemek olsa tartışılmaz. Bitmişiz. Gezmelere devam keriz. Tipe bak. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu nasıl bir çekim peki? Açık. Niye böyle olmuyor mu sakın? Olmuyor. Gayet çekilebiliyor öyle işte böyle. Neyin alarmı çalıyormuş? Ha ha benim. Abi. Bakayım nerelere gitmişsiniz başka? Heh, alışveriş var, alışveriş. Şimdi Nike'a girdim. Adamlar yıl yıl çıkan ayakkabıları hepsine ayırmış. Oha! Müthiş gözüküyor yani. 2016'da Air Force çıkmadı mı? Niye yok? Cidden Nike mağazası. Karnım acıktı ya. Niye bu kadar çok ekler dedik çok ya? Güzel. Canım ekler çekti abi. Bayağı büyük. Aa bak bu güzel ayakkabıymış arkasında. Aa bu turuncu daha güzelmiş. Turuncuyu beğendim. Du basketbol. Bende şu ayakkabıdan var lan. Şu bende var. Evet, bekliyoruz. Çete ekler yazıp durmayın arkadaşlar. Bak, bu abla erken çıktı. Sen değil, diğer abla erken çıktı. O yüzden herkes onu takip etti. Oğlum. İnternetten aldım. Aynen vintage blazer bir şey adı. Hmm.
Valla şurada kaç Türk lirası var acaba? Euro euro hesaplasan ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 500. Bir 2000 lirası var buranın ha. Ben sana öyle söyleyeyim. Ablaya niye öpücük attı? Paris'in de taşı toprağı be. Allah, hadi Eyfel Kulesi'ne gidelim. Bu nasıl bir lok oluyor ya böyle? Burası da aç. Arkadayız. Aha, başka abi. Bir şey istesem olacakmış bak. Önüne 5 lira atıp 1 euro bozukluk alsak anlar mı acaba? Bilmiyorum ki, anlamaz. Ama ayıp olur. Bir yandan da ben Eyfel'le birlikte. Ya bayım, hayat böyle geçiyor işte chat. Bugün ve dün çok fazla şey yapmıyoruz ama güzel gezdik yani. Vallahi ben yoruldum. Bak. Yarın ve ondan sonraki gün Disneyland. Kendimi ona saklıyorum. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Disneyland ve Paris vlogu ayrı ayrı gelecek. Büyük. Disneyland. İşte onu izlerim. Ama gelmemişse de zaten siz bunu çoktan ikisiyle birlikte izliyorsunuz. Olayını size profesörümüz anlatacak. Evet. Neyi? Neymiş burası? Bu meydanın adına bakıyorum. Trocadero. Aynen, Trocadero. İspanyollara karşı kazandıkları bir savaşın adıymış Fransız. Hmm, anladınız mı? Oradan geliyorum. Anladım. İspanyollara... Şive mi tilt etti? Ne alaka Adversa? Bakayım ne kadar izlenmiş. Geçsin ya. Bizim yerimize de geçsin. Ben de işte en istediğim şeylerden biri seyahat vloggerı olmaktı. Eskiden yani Twitch'i tanımıyorken bile. Twitch diye bir topluluktan diyormuşum. Platformdan haberim yokken bile yani eskiden. Diyordum ki Allah'ım ileride takipçim olsun olmasın hiç önemli değil. Böyle gezip gezip video çekip atmak istiyorum diyordum kendi kendime. Üniversitedeyken falan. Severim öyle şeyleri. Aa, size bir şey söyleyeceğim. Normalde YouTube'da videoda kullandığın şarkıyı bu şekilde buraya ekleyince DMC yemiyor musun? Ha, telifi o mu yemiş? Kendi eklememiş mi? Çok detaylı bir vlog. Resmen Paris'teyim şu an. Ha, otomatik ekleniyor. Anladım. Güzel, tamam. Bakayım 3700'ü kaç olmuş? Ben de böyle bakmayı çok severim. Bir şey olmuş diye. 4000 olmuş. O zaman geçeyim artık. Annemi arayayım. Annem uyuyordu en son. Uyandı mı acaba? Yazık kadın, süslendi. Sonra uyudu, makyajını akıttı ya. Ah anne ah. Bekleyiniz. Annemi arayayım. Kovmadım ama. Ben daha video izleyeceğim ve kulaklığım yok. Böyle kulaklık var. Ne yapayım? Daha değil mi? Uyuyordu annem en son. Annişim uyandın mı? Ya uyandım anne. Anne hadi gel sen de bir 2-3 pasta parola falan bir oyun atalım ya. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.